Merhaba arkadaşlar 9. sınıf EİS yayınlarının ders anlatım föyünde işliyoruz. 17. föyümüzdeyiz. Burada denklem ve eşitsizlikler konumuzdan devam ediyoruz. Konu başlığımız bu. Bu föyde de açık kapalı yarı açık aralık kavramları ile bunların gösterimlerini inceleyeceğiz. Birinci dereceden bir bilinmeyen denklemlerin çözümünü öğreneceğiz. Gerçek hayat durumlarını içeren yine problemlerin çözümünü inceleyeceğiz bir sonraki sayfamızda da harizminin denklemler konusundaki çalışmaları var bunları okuyabilirsiniz biz öncelikle gerçek sayı aralıklarından bahsedelim gelin şimdi A ve B gerçek sayılar olmak üzere eşitsizlik ne demek arkadaşlar A xten küçüktür veya A xten büyüktür değil mi arkadaşlar yani eşit ee, olabilir de A küçük eşit X bu küçük eşit gösterimidir. A büyük eşit X de yine bu şekilde gösterilir. Şimdi arkadaşlar X'imiz A ile B arasındaysa bakın küçük eşit sembolleri var burada. X'in aralığı AB kapalı aralığı şeklinde gösterilir. Kapalı aralık olarak ifade edilir. Parantezimiz köşeli parantezdir. Yani eşitliğimiz varsa. Ee, Parantezimizde köşeli parantez olacak arkadaşlar. Sayı doğrusunda gösterimi ise bakın burada ee, A ve B işaretli içleri de dolu olmuş olacak. Şimdi burada eşitlik yok bakın a küçük x küçük b ifadesi var. Dolayısıyla burada da x'in aralığı ab açık aralık şeklinde ifade edilecek. Eşitliğimiz yoksa parantezimiz de köşeli olmayacak. Bildiğimiz bu şekildeki parantez işlemi olacak. Sayı doğrusuna gösterirsek arkadaşlar burada bakın a ve b'nin içlerine noktalar koyuyorum ama bu noktacıkların içleri boş olmuş oluyor. Gelelim yarı açık aralığa. Yani bir tarafta eşitlik var, bir tarafta eşitlik yok. Örneğin buraya baktığımızda a küçük eşit x yani a köşeli parantezle gösterecek kapalı aralık. Burada x'imiz küçük b diyor. Yani x'imiz burada açık aralık arkadaşlar. B de burada. Dolayısıyla eşitlik olan yerde köşeli parantez, eşitlik olmayan yerde de normal parantez kullanılacak arkadaşlar. Sayı doğrusuna gösterirken bakın eşitlik olan yerde ee, şöyle küçük eşitle gösterelim. İçi dolu. Eşitlik olmayan yerle de içi boş olarak gösteriyoruz. Eğer x'imiz a'dan büyükse a'nın içi boş, a'nın sağ tarafını ifade edecek reel sayılardaki sayı doğrumuzda ve bu da a sonsuz açık aralığı şeklinde ifade edilecek. Yani x a'dan başlıyor sonsa kadar gidiyor a'dan büyük ifadeler için. Eksi sonsuzla artı sonsuz arasındaki x'ler için arkadaşlar aralığımız eksi sonsuzla artı sonsuz arası ve bütün reel sayılara bakın sağlamış olacak. Sayı doğrusunda her yere boyamış oluyoruz. Birinci örneğimize baktık. Aşağıda verilen kümeleri sayı doğrusu üzerinde göstereceğiz. Bakıyoruz x'lerden oluşuyormuş bizim a kümemiz. x'imiz eksi 4 ile 5 arasında eksi 4. Bakın eşitlik yok dahil değil nasıl gösterilir? Eksi 4'e 5. 5 de köşeli parantezde gösterilir. Şimdi bir de bir sayı doğrusunda gösterelim bunu arkadaşlar. Nasıl gösteriyoruz sayı doğrusunda? Eksi 4 şöyle olsun. Şurası da 5 olsun arkadaşlar. Kırmızıyla da gösterelim. Eksi 4'ün içi boş. Aradaki değerleri alacağız. 5'in içi dolu çünkü eşitlik var. Sayı doğrusunda bu şekilde reel sayı doğrusu da göstermiş olacağız. 5 şıkkına baktığımızda x'imiz gerçek sayı. Eksi 2 ile 3 arasında ikisi de dahil olacak. 2 tane eşitlik var bakın burada. Şöyle siyahla çizelim bunu. Yine kırmızıyla da boyamış oluruz arkadaşlar. Şöyle reel sayı doğrusunu göstereceğiz. Eksi 2 işaretledim. Burada 3 olsun. Şimdi kırmızı rengime geçiyorum. Eksi 2 de 3 de dahil. Dolayısıyla içlerini boyadık. Aradaki tüm değerleri almış olacak. Gösterimimiz yine bu şekilde. C şıkkına baktığımızda eksi 1 ve 2 arasında. İkisi de dahil değil. Bakın bu sefer eşitliğimiz yok. Dolayısıyla sayı doğrusunda gösterecek olursak Eksi 1'i işaretledim. 2'yi işaretledim. Kırmızıyla da boyayalım. Ama bunların içlerini boyamayacağız değil mi arkadaşlar? Çünkü dahillik yok. Aradaki bütün değerleri almış olacak. Yine reel sayı doğrumuzu bu şekilde gösterimini yapabiliriz. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlere geçtik arkadaşlar. A ve B gerçek sayılar ve a sıfırdan farklı olmak üzere ax artı b eşittir sıfır biçiminde yazılan eşitliklere birinci dereceden bir bilinmeyen denklem denir. Bilinmeyenimiz burada x. a ve b herhangi e, reel sayı olmuş olacak. Bu denklemi sağlayan x değerine denklemin kökü denir arkadaşlar. Yani bu denklemi ax artı b denklemini sıfır yapan x değeri. Bunu sağlayan x değeri. Denklemin köklerin oluşturduğu kümeye ise çözüm kümesi diyeceğiz arkadaşlar. Ax artı b sıfırsa ne yapıyoruz çözerken b'yi karşıya attık. Eksi b olarak geçti. Sonrasında her tarafı a'ya böldüğümüzde x eşittir. Eksi b bölü a işte çözüm kümem bu. E, küme şeklinde gösterecek olursak da çözüm kümesini x'lerden oluşur. Öyle ki x'imiz eksi b bölü a virgül x eleman r. <laughs> İkinci sorumuza baktığımızda x eksi 4 eşittir 7 denkleminin gerçek sayılardaki çözüm kümesini bulalım. Ne yapıyoruz? Eksi 4'ü karşıya atıyoruz. X'i yalnız bırakmamız gerekiyor. 7 artı 4 bu durumda x'imiz ne gelecek arkadaşlar? 11 çözüm kümemizi şöyle 11 şeklinde gösterebiliriz. Şimdi 3 eksi x eşittir 5. Dilerseniz burada 3'ü karşıya atabilirsiniz arkadaşlar. Eksi x neye eşit olur bu durumda? 5 eksi 3 yani eksi x'imiz 2 eşit oldu. Her tarafı eksiyle çarparsak ya da eksi 1'e bölerseniz hiç fark etmez. Bu durumda x'imiz eksi 2 gelecek çözüm kümem eksi 2'dir. C şıkkına baktığımızda 3x artı 1 eşittir 6. Denkleminin gerçek sayılardaki çözüm kümesini bulalım. Öncelikle her tarafı 3'e bölebilirsiniz veya 3'ü dağıtabilirsiniz arkadaşlar. Tercih sizin. Şimdi burada şurayı silelim. 3x artı 3 diye yazabiliriz dağıttığımızda 6 eşit oldu. 3 kat karşıya 3x'imiz 3'e eşit. Eksi 3 olarak geçti çünkü buradaki 3'ümüz. Bu durumda da x'imiz her tarafı 3'e bölersek 1'e eşit olacak. Dolayısıyla çözüm kümemiz 1'e eşit oldu. Yukarıda verilen denklemin gerçek sayılardaki, tam sayılardaki ve doğal sayılardaki çözüm kümesini bulacağız şimdi arkadaşlar. O zaman önce 2 ve 3'ü bir yakın bir dağıtalım. Şurayı 3'ü dağıtacağım öncelikle. 3'ü ikisiyle de çarpıyorum. 3 ile 2x'i çarptım. 6x 3 ile eksi 3'ü çarptım. Eksi 9. Aynı şekilde eksi 2 ile x'i çarptım. Eksi 2 x. Şunu da çarptım. Eksi 8. Ne eşit oldu arkadaşlar? Eksi 29'a. X'leri bir toparlayalım. Burada 4 x'imiz var. 6'dan 2 çıkarsa. Eksi 9 ile eksi 8. Eksi 17 yaptı. Bu eksi 29'a eşit olacak. Karşıya attığımda 4 x'imiz eksi 12 geldi. Bakın. Ee, her tarafı 4'e bölelim o halde x'imiz bu durumda eksi 3 gelecek. B şıkkına baktık. Tam sayılardaki çözüm kümesi. Arkadaşlar tam sayılardaki çözüm kümesinde x'imiz eksi 3 zaten bir tam sayı olduğu için burada da çözüm kümesine eksi 3 diyebiliriz. Fakat doğal sayılardaki çözüm kümesinde ise e, eksi 3 bir doğal sayı olmadığı için çözüm kümemiz boş küme olacaktır. iki cetvelden üstü olanı ters çevrilmiş durumda olmak üzere her ikisi de 3 santim ve 4 santim ve noktalarda üst üste olacak şekilde hizalanmış iki cetvelin şekilde verilen konumda sağ uç noktaları arasındaki uzaklık sol uç noktaları arasındaki uzaklığın iki katıdır ne demek istiyor arkadaşlar bakın şurası sol şurası da sağ taraf ee, sağ taraf sol tarafın iki katı yani buraya biz k kadar dersek burası 2K kadar olacak. Bakın zaten şu uzunlukları biliyorum. Burası 3-4 olduğuna göre 3 santim. Şurası 1 santim olacak. Aynı şekilde şurası 3 santim olacak arkadaşlar. Hatta bakın şurayı bulduk. Bakın buraya kadar 4 santim. 3 daha. Burası ne yaptı bizim için? 7. Üstteki cetvel 10 santim uzunluğunda olduğuna göre alttaki cetvelin uzunluğunu soruyor. Üstteki cetvelimizin uzunluğu yani buranın tamamı zaten 10 santimmiş. Hesaplayalım bakın. Farklı renkle yazalım. Burası 3. Burası 1 etti 4. 3 daha 7. E, tamamı 10 olduğuna göre arkadaşlar K'mız 7 eksi 3'ten ne olacak arkadaşlar? 4. E, bu durumda 2K ne yaptı bizim için? 8. Ee, yalnız şöyle bir şey var arkadaşlar. Şurası 7, şurası 10 olacak. Dolayısıyla şu aradaki uzaklık 3 olacak. K bu durumda 3 değil de e, şey 4 değil de 3'e eşittir arkadaşlar. Bu durumda 2K'mız 6 oldu bakın. Şimdi 7'den e, burası 6 santim ise 7 cm'den 6 gittiğimde 7 artı 6 cevabım 13 santim gelecektir. Cetvel olduğu için bu şekilde çözeceğiz sorumuzu. Denklemini gerçek sayılardaki çözüm kümesini bulalım. Bakın paydalarda hep 3 var. 1 bölü 3 x artı 1. 2 bölü 3 x artı 4 ile toplanmış cevap 5 olmuş. Şimdi arkadaşlar burada isterseniz 5'in paydası 1 bakın. Her tarafı şöyle 3 ile çarpabiliriz ya da 3 ile genişletebiliriz. Paydaları eşitledik yani. Her taraf 3 olduğu için paydayı yazmayacağım. x artı 1 artı 2 çarpı x artı 4. Neye eşit olacak? 3 kere 5'ten 15 artık hepsinin altında bölü 3 olduğu için yazmaya gerek yok. Şu 2'yi de bir dağıtalım gelin. 2x artı 8 olacak. Burası zaten x artı 1'di arkadaşlar. 15'e eşit oldu. X'leri bir toplayalım. 3x burası. 8 ile 1'i topladık. 9. 3x 9 daha 15 yapıyormuş. 9 atalım karşıya. 3x'imiz 15'ten 9'u çıkarırsam 6'ya eşit olacak. 3x'imiz 6. X'imiz de bu durumda 2'ye eşit dolayısıyla bizim çözüm kümemiz CK eşittir 2 diyebiliriz. Şu parantezi sileceğim. Bu şekilde gösterebiliriz arkadaşlar. Şimdi x eksi 1 bölü 5 eksi x artı 1 bölü 4'ümüz 1'e eşitmiş. Burada da yine payda eşitleyeceğiz. Yani ben burayı 4 ile burayı da 5 ile çarpacağım arkadaşlar. Paydamız 4 kere 5 20 olacağı için gelin buranın da paydası 1 ya. Burayı da 20 ile çarpalım. 4 x eksi 1 eksi 5 x artı 1 eşittir. Ne olacak arkadaşlar? 20 paydaları hiç yazmadık. Şimdi bunları da şöyle bir dağıtalım. 4x eksi 4 eksi 5x eksi 5 eşittir 20. Şimdi artı 4x eksi 5x var. Yani arası eksi x yaptı. Eksi 4 eksi 5 daha eksi 9. Ne eşit olacak arkadaşlar? 20'ye. Şimdi eksi 9'u da karşı yatarsak eksi x'imiz artı 29 gelecek. Bu durumda artı x'imizde ne gelir arkadaşlar? Eksi 29. Şimdi bize bir denklem verilmiş arkadaşlar. Bu denklemin çözüm kümesi 2 olduğuna göre m kaçtır diyor. Eğer çözüm kümemiz 2 ise demek ki biz x yerine eğer 2 yazarsak denklem sağlanacaktır demek. O zaman x yerine gelip 2'yi yazalım. Hemen yazdık. 2'den 1 çıktı. 1 burası 1 bölü 3 oldu. Eksi 3 kere 2 6. 6 eksi m bölü 2 eksi 1 bölü 2'ye eşitmiş. Buradan sonrasında payda eşitleyebiliriz. Veya şurada bölü 2 olduğu için arkadaşlar bunu karşıya atarsanız 1 bölü 3 neye eşit olacak bakın. Eksi 1 bölü 2 artı 6 eksi m bölü 2 yani paydalar aynı oldu bakın. Dolayısıyla eksi 1 artı 6 eksi m bölü 2 şeklinde yazabiliriz. Bu 1 bölü 3'e eşit olacak. Şöyle bir toparladık. 1 bölü 3 eşittir. 6'dan 1 çıktı. 5 eksi m bölü 2. Arkadaşlar buradan içler dışlar çarpımı yapabiliriz. 1 kere 2, 2. 3 kere 5, 15. 3 ile eksi m'yi çarptık. Eksi 3 m geldi. Hemen eksi 3 m'yi bu tarafa atayım. Artı 3 m olsun. 2'yi de diğer tarafa atayım. 15'ten 2'ye çıkarmış olalım. Bu durumda 3M'miz 13 gelir. M'de ne gelecek arkadaşlar? 13 bölü 3. x eksi 2 bölü x artı 3 eşittir. 2x eksi 1 bölü x artı 2 eksi 5 bölü x artı 3 olduğuna göre x kaçtır? Arkadaşlar burada aynı olan paydaları yakalayalım hemen payda eşitlemektense önce bunu bu tarafa atalım bakın. Paydalar deminki soru gibi aynı olacak. x artı 3 artı 5 bölü x artı 3. Ne eşit oldu? 2x eksi 1 bölü x artı 2'ye. Bakın buradan sonrasında da x eksi 2 artı 5 bölü x artı 3 diye yazabiliriz. Bu da ne olmuş olur arkadaşlar şu kısım? Ee, x artı 3 bölü x artı 3 olmuş oldu. E bunlar da birbirinin aynı ifadesi. Dolayısıyla bizim denklemimizin sol tarafı 1. Dolayısıyla bu da 2x eksi 1 bölü x artı 2. 1'e eşitmiş. 1 bölü 1 ister işler dışlar yapın. İsterseniz de deyin ki demek ki 2x eksi 1 ile x artı 2 birbirine eşit. O yüzden oran 1 çıktı. Şimdi bunu bu tarafa attım. 2x eksi x. Eksi 1'i de diğer tarafa attım. Artı 1 olarak geçti. O da 3 eşit oldu. Bu durumda x'imiz bakın 3'e eşit olacak. Şimdi bir denklemimiz var yine. X'i soruyor bize arkadaşlar. Burada eğer bize eşitlik vermişse en aşağıdan çözüm yapmaya başlamayacağız. Şunu diyelim arkadaşlar. 3 ile neyi toplarsak 13 yapar. 3 ile bir ifadeyi toplamışız 13 eşit olmuş. Dolayısıyla buranın neye eşit olması lazım arkadaşlar? 10'a eşit olması gerekecek. O zaman hemen şunu düşünelim. Yani 90 bölü 3 artı 18 bölü 1 eksi x bölü 4 var bakın. Bu ifade 10'a eşit olduğunu bulduk. Şunu düşünelim hemen. 90'ı 90'ı neye bölersem 10 yapar. Eğer 90'ı 9'a bölersek 10'a Eşit ol, olur diye düşünüyoruz. Hemen dedim ki demek ki 3 ile acaba neyi toplarsam? yani Şu ifadeyi toplarsam e, 9'a eşit oluyormuş arkadaşlar. Hemen düşündük 3 ile 6'yı toplarsak 9'a eşit olur. Yani demek ki şu kısımın bizim için 6 gelmesi gerekiyor. O zaman 18 bölü 1 eksi x bölü 4. Neye eşit olacak? 6'ya. Hemen düşünün. 18'i neye bölersem 6 olur. 3'e bölersem 6 olur. Bu durumda 1 eksi x bölü 4'ümüz 3'e eşittir. Hemen çözüyorum. Bunu karşıya attım. x bölü 4. 3'ü de diğer tarafa atalım. 1 eksi 3. Bu durumda arkadaşlar burası eksi 2. x bölü 4'ümüz eksi 2 ise Burası paydan bir. İçler dışlar çarpım yapabilirsiniz de her tarafı 4 çarparsınız. X'imiz buradan eksi 8 gelecek. A, B, C sıfırdan farklı birer gerçek sayı olmak üzere bir denklem verilmiş bize. Bu denklemi sağlayan x yeri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar burada e, payda eşitleyelim öncelikle isterseniz. Buranın paydası 1 bakın. Biz burayı x ile çarpalım. B çarpı A eksi C bölü C x eşit olacak. A x eksi B bölü x'e. Bakın buradaki e, x'lerimizi şöyle götürebiliriz. Bakın paydadalar sıfır olamayacaklarına göre giderler. E, buradan sonrasında da işler dışlar çarpımı yapabiliriz. B çarpı A eksi C. C ile A x'i çarptım. C A x. C ile eksi B'yi çarptım. Eksi B, C. Şimdi burada da arkadaşlar bakın B'yi dağıtırsak. B çarpı A eksi B çarpı C. C, A, X eksi B, C oldu. Bakın eksi B, C'ler aynı ifadeler gittiler. Sonrasında ne oldu? B, A eşittir. C, A, X. Bakın her tarafı C, A'ya bölelim gelin. Bunlar gitsin. A'lar da gitti. X'imiz buradan B bölü C'ye eşit olacak. Yukarıda A ve B yayları ve uzunlukları gösterilmiştir. A yayı yaya takılan her X kilogram ağırlık ile 2 birim uzamaktadır. B yayı yaya takılan her X kilogram ağırlıkta 3 birim uzamaktadır. A yayına 2X, B yayına X kare ağırlık takıldığında yayların boyları aşağıdaki gibi eşit olmaktadır. Buna göre B yayı tak takılan ağırlıktan dolayı kaç birim uzamıştır? Arkadaşlar öncelikle eşitliklerimize bir bakalım. A yayının boyu zaten uzamadan önce 18'de. Her x kilogram ağırlıkta 2 birim uzuyor. Yani x 2 birim uzuyorsa 2x de 2 katı oldu değil mi arkadaşlar? O halde 4 birim uzamış olacak. Yani 18 artı 4'ten 22 birim uzunlukta olacak. Şimdi B yayına bakalım. En başta x artı 6 birimde. Her x kilogram ağırlıkta 3 birim uzuyorsa x kare de arkadaşlar x katı olduğu için 3, 3x uzayacaktır. Bu durumda burası da 4x artı 6 olmuş oldu. E bunlar da birbirine eşitse 4x artı 6 22 imiş. Bu durumda 4 x'imiz 6'yı karşıya attığımızda 16 gelecek. x'imiz de bu durumda 4'e eşit oldu. Bizden B yayı takılan ağırlıktan dolayı kaç birim uzamıştır dediği için ne kadar uzadı arkadaşlar? 3x uzamıştı değil mi? x'imiz de 4 olduğuna göre 3 kere 4'ten cevabımız 12 gelecek. Bir mobil iletişim şirketi müşterilerine ücretlendirme periyodu bir dakika olan iki konuşma tarifesi uygulamaktadır. Birinci tarifi aylık 10 lira sabit ücret ve her dakika için 10 kuruş. İkinci tarifi aylık 20 lira sabit ücret ve her dakika için 8 kuruş. Ayda 300 dakika konuşan bir müşteri için hangi tarife daha ekonomiktir? Hemen hesaplayalım. Şimdi birinci tarife diyelim arkadaşlar. Aylık 10 lira zaten sabit ücret ödeyecek artı 300 dakika demiştim arkadaşlar. Şimdi 1 dakika için şuraya yazalım. 1 dakika için arkadaşlar 10 kuruş. 300 dakika için 300'e çarptım. 3000 kuruş yapar. 100 kuruş 1 lira yaptığı içinse ne yapacağız arkadaşlar? 2 sıfır götürdüğümüzde ne yapacak bizim için? 30 lira yapacaktır. Dolayısıyla 10 artı 30'dan birinci tarife için 40 TL ödeme yapacak. Gelelim ikinci tarifeye. İkinci tarifede arkadaşlar 20 lira sabit ücretim var. Şimdi burada da 1 dakika için 8 kuruş ödeyecek. 300 dakika için 300 katı 300'e çarptım. 2400 kuruş yani ne yaptı arkadaşlar bu bize 24 lira yaptı. Dolayısıyla biz bunları topladığımızda bu da 44 lira yapmış oldu. Hangisine daha ucuza geldi? 40 lira. Dolayısıyla birinci tarife bizim için daha ekonomiktir arkadaşlar. Şimdi B şıkkına bakacağız. Kaç dakikalık konuşma için aylık fatura tutarı her iki tarifeye göre aynıdır. Demek ki bizim bunları bir eşitlememiz gerekiyor. X dakika konuşsun arkadaşlar. X dakika konuşsun. Şimdi 10 TL dediği için burada da 10 kuruş var. Bunları bir eşitleyelim arkadaşlar. Birimlerini. Buna önemli. 10 lira kaç kuruş yapar arkadaşlar? 2 sıfır daha attık. 1000 kuruş. Şimdi 1000 kuruş. Artı x dakika için 10x kuruş ödeyecek. Bu eşit olmalı diğer tarife. Yani 20 liralık o da ne yapacak arkadaşlar? 2000 kuruş yapacak. Artı 8 kuruş da her dakika için 8x eşit oldu. Şimdi 8x'i bu tarafa attık. 12x'imiz e, Ne eşit, o, Özür 2x'imiz. Tabii ondan e, 8 çıkarsa şöyle yazalım. Şuraya 2x'imiz. 1000 kuruşta karşı attım, 1000 kuruş yapacak. Bu durumda x'imiz e, kuruş artık gitti, 2x'imiz 1000'dir. X'imiz buradan ne gelecek arkadaşlar? 500. Yani 500 dakikalık konuşma için iki tarifenin de e, ücreti, fatura tutarı aynı olacaktır. Şimdi arkadaşlar ax artı b eşittir 0 denkleminde. Eğer a 0'dan farklıysa tek çözüm vardır. Örneğin nasıl bir örnek verebiliriz buraya? Ee, a yerine 2 diyelim. 2x artı 4 eşittir 0 oldu. B'ye de 4 dedik. Yani a 0'dan farklı bizim için mühim olan bu. Bu durumda arkadaşlar 4'ü karşıya atarız. 2x'imiz eksi 4 olur. x'imiz buradan eksi 2 gelir. Yani bir tane çözüm oldu bakın. Tek çözüm. Eğer a 0 B0'dan farklıysa çözüm kümesi boş kümedir. Yani a'mız 0. Yani 0 çarpı x b de 0'dan farklı olsun. Atıyorum 4 olsun yukarıdaki gibi eşittir 0 yapacağı için. Burası 0 oldu. 4 0 eşit olur mu arkadaşlar? Hayır olmaz. Dolayısıyla çözüm kümemiz ne olmuş olur bu durumda? Yine boş küme. Yani x yerine ne yazarsak yazalım bu denklem asla 0'a eşit olmayacaktır. A0, B0 ise çözüm kümesi tüm reel sayılardır. Yani arkadaşlar 0 çarpı x artı 0. X e ne yazarsak yazalım zaten daima 0 eşit olacak. Bu durumda arkadaşlar x'e hiçbir şey fark etmeyecek ne yazarsak yazalım. Çözüm kümem tüm reel sayılar olmuş olacak. Şimdi bu denklemin gerçek sayılardaki çözüm kümesini bulalım. Hadi payda eşitleyelim burada ya da içler dışlar çarpımı yapabiliriz. Yani 3 çarpı 4 x artı 7 eşit olacak 2 çarpı 6 x artı 10'a. Hadi bakalım bunları bir dağıttık. 12 x 3 ile 7'yi çarptım 21 çarptım 12 x çarptım artı 20. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şimdi bunların hepsini karşı tarafa atarsanız 12x eksi 12x gelecek. Artı 21 eksi 20 eşittir 0. Şurası 21 tabii ki. Şurası 21. Bakın bunlar gitti mi? Yani 0 artı 1. 0 eşit olur mu arkadaşlar? Hayır olmaz. Zaten burada x'lerimiz gitti ve burada bir eşitlik gelmedi. Dolayısıyla çözüm kümemiz boş kümedir. 14. soruya baktığımızda Gerçek sayılardaki çözüm kümesini bulacağız. Hemen şu parantezimizi dağıtıyoruz arkadaşlar. 3x eksi 6 artı 2x 5x eksi 6 oldu. Bir toparlayalım şurayı. Bakın 5x eksi 6 5x eksi 6. E, burada x'ler zaten günde karşı tarafa atarsanız arkadaşlar 5x eksi 5x. Eksi 6 artı 6. Altı. Eksi 6'yı bu tarafa attık çünkü. burada 0 kaldı. Bakın bunlar gitti bunlar gitti. 0 eşittir 0. Evet bu eşitlik olduğu için arkadaşlar bakın. Çözüm kümemiz ne olacak arkadaşlar? Tüm reel sayılar. Yani x yerine ne yazarsanız yazın. Bu denklem daima sağlanacaktır. Denkleminin çözüm kümesi gerçek sayılar olduğuna göre A artı b toplamı kaçtır? Yani arkadaşlar burada ne olması lazım? Şimdi şöyle yazalım. Ax artı b eşittir sıfır denkleminde. Çözüm kümemiz tüm reel sayılarsa a da 0 eşit olmalı, b de sıfır eşit olmalı. Yani x'in katsayısı da sıfır olmalı, sabitimiz de 0 olmalı. Dolayısıyla buraya baktığımızda arkadaşlar x'in katsayısı da sıfır olmalı. Sabit olan şu kısımda sıfır olmalı. Yani bu durumda a'mız 2 gelir. B'miz de 4'e eşit olur. A artı B bu durumda 6'ya eşit olacak. Denkleminin çözüm kümesi boş küme olduğuna göre A kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar çözüm kümemiz boş küme olması için ne olması lazım? A x artı B eşittir 0 denkleminde. A 0 eşit olmalı. B 0'dan farklı olmalı. Şimdi şurayı bir dağıtalım arkadaşlar. A x eksi 3a artı 4x artı 3 eşittir 0. Şimdi bakın burada x parantezini almamız gereken yerler var. x parantezini aldık. a artı 4 eksi 3a artı 3 eşittir 0. Kuralım şurası bakın. Şöyle bir rengimizi değiştirelim. Demek ki arkadaşlar burası 0 olacak. Burası sıfıra eşit olmayacak. Yani a artı dördümüz sıfırsa a'mız ne gelecek buradan arkadaşlar? Eksi dört. Zaten a eksi dört olduğunda otomatikmen şu kısım sıfırdan farklı oluyor. a'nın bu durumda eksi dört olduğunu söyleyebiliriz. Yine bize bir denklem verilmiş. Bu denklemin çözüm kümesi gerçek sayılar olduğuna göre a çarpı b kaçtır? Arkadaşlar çözüm kümesi gerçek sayılarsa iki taraftaki ifadeler birbirine eşit olmalı. Yani sıfır eşittir sıfır eşitliğini yakalamalıyız. Bakın burada x'in katsayısı 3. Eğer kısa yoldan hiç dağıtmadan buraya da 3 diyebiliriz. Bu durumda a artı 2 3'e eşit olur. a'mız 1 olur. Benzer şekilde sabitimiz burada 5. O zaman buranın da 5 olması gerekir. 3x artı 5, 3x artı 5 birbirine götürünce 0 eşittir 0 olur. A artı B 5'e eşitledik. A'mız zaten 1'di. Bu durumda B'mizde ne gelecek arkadaşlar? 4. Dolayısıyla A çarpı B'miz bu durumda 1 çarpı 4'ten 4'e eşit olacak.